Geçmişten günümüze kadar Türk halkı müziğimizin temel parçası olan bağlamaya çok değer vermiş, gerek kopuz olarak bilindiği dönemlerde, gerekse bağlama olarak çalındığı zamanlarda çok özel bir sevgi ve saygı göstermiştir. Günümüzde müziğimizin güzelliği, sazımızın güçlülüğü, tüm dünyada itibar görmesi ve hatta çağdaş eğitimde de kullanılması bağlama icrasını temel düzeyde gerçekleştiren icracıların sayısının artmasını gerektirmiştir. Anadolu kültürünün günümüze taşınmasında büyük rol oynayan Türk halk müziğinin vazgeçilmez çalgısı olan bağlama Türk tarihi kadar eskidir. Önceleri Kopuz adıyla isimlendirilmiş, bugün dahi hikayelerini, sözlerini ve türkülerin dilimizden düşürmediğimiz birçok hikaye ve efsane kahramanlarının ve bir o kadar da halk ozanlarının doğmasını sağlamıştır. Bu sayede Türk toplumunda bağlama çalmak değişmez bir gelenek haline gelmiştir. Bağlama her zaman için milletimizin ruhunu yüceltmiş, ozanını inletmiş, aşığını söyletmiş, dertlisini ağlatmış, efesini oynatmıştır. Birbirine uzak duran kişileri yakınlaştırmış, bu sayede yarınlara daha iyi hazırlanılmıştır. Birlik ve bütünlük içinde bir millet olma yolunda bağlama çok etkili bir araç olmuştur. Bağlama ailesi sazlarını tanıyabilmemiz için önce bu sazların atası olarak bilinen kopuzu tanımamız gerekir. Kopuzun geçmişi ise antik dönemlere kadar uzanmaktadır. Müziğin ilk insanlarda nasıl başladığını incelediğimizde her ne kadar efsaneye dayanan tarafları varsa da gerçek olduğuna inandığımız yanlar da bulunmaktadır. Esen rüzgarların sazlıktaki kırık kamışlara çarparak çıkartmış oldukları sesler, ıslık sesleri, onların da taklit ettikleri üzüntülü ve sevinçli günlerinde çıkarmış oldukları seslerin ilk müzik duygularını verdikleri tahmin edilmektedir. Zamanla yaşam sırasında doğada oluşan sesler insanların ilgisini çekmeye başlamış, bu nedenle avlanmak üzere kullandıkları ok ve yayları bir müzik aleti gibi kullanmaya başlamışlardır. Bu şekilde oluşturdukları enstrümanlara önce okluğu demişler, daha sonra okluğun ucuna su kabağı ilave ederek ıklığa dönüştürmüşler ve atların kuyruk kılından yapılan yaylar ile de çalmaya çalışmışlardır. Avlanma yayı üzerinde kiriş tellerinin sayısını artırarak arp, çenk, lir gibi sazların doğmasını sağlamışlardır. Bu sazlardan Yay ile çalınanlara ıklığı, parmak veya mızrap türünden maddelerle çalınanlara da kopuz adını vermiş oldukları tarihi belgelerden anlaşılmaktadır. Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'ya ve bütün dünyaya yayılmış, neredeyse tüm coğrafyalarda herkesin beğenisini kazanmış, pek çok insanın elinden bırakmadığı bir sas haline gelmiştir. Bağlamanın ilk olarak Orta Asya'da ortaya çıktığı bilinen bir gerçektir. O zamanlar kopuz olarak bilinen enstrüman bugün ise bağlama olarak karşımıza çıkmaktadır. Bağlama halk oyunlarında ve oyun türkülerinde değişik şekillerde çok görülen telli ve mızraplı bir çalgı şeklidir. Keman gibi büyük ve küçük aile grubu vardır. Halk arasında ayrıca çeşitli adları, düzenlenişleri, biçim ve şekilleri bu çalgı topluluğunu oldukça zenginleştirmiştir. <laughs>